Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ürün incelemesiyle karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte muhteşem ön ve arka kamerası bulunan Honor 90 cep telefonunun özelliklerine göz atıyorum. Şimdi beni takip ediyorsanız biliyorsunuzdur ben daha önce kanalımda Honor 70 cep telefonu alınır mı alınmaz mı diye bir video paylaşmıştım. Her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Telefon 4 yanından da kavisli bir ekrana sahip. Biliyorsunuz önceki modellerde sağda ve solda bir kavis bulunuyordu. Bu telefonda 4 yandan da kavis yapılmış arkadaşlar. Kamera yukarıda tam ortaya konumlandırılmış, parmağımızla dokunduğumuz zaman kamera deliğinde hissedebiliyoruz. Yan yüzü çevirdiğimizde güç açma kapama tuşu ve ses açma kapama tuşu bizleri karşılıyor. Sol tarafta herhangi bir giriş çıkış yuvası vesaire yok. Alt kısmı çevirdiğimizde mikrofon deliği, tip C bağlantı yuvası, hoparlör delikleri ve sim kart yuvasını görüyoruz. Üst kısımda da mikrofon deliği dışında başka bir şey olmadığını söyleyeyim. Arka tarafta bizleri enteresan bir kamera tasarımı bekliyor. Marka arka taraftaki bu kameraları tasarlarken ayın evrelerinden ilham almış ve buna Mirror Luna ismini vermiş. Bu iki daireden üsttekinde iki tane kamera bulunuyor. Alttakinde ise tek kamera bir de LED lambamızın olduğunu söyleyeyim. Arka kapak oldukça güzel tasarlanmış. Böyle ışık böyle gidip geliyor mat bir yüzey ve hani parmağınıza dokunduğu zaman kaymayan bir yüzey olduğunu söyleyeyim. Honor 90 için standart inceleme akışını biraz değiştiriyorum. Önce kameradan başlamak istiyorum. Neden? Çünkü kamerası çok önemli dedim. Neden önemli? Şimdi söyleyeceğim onu. 200 megapiksellik bir ana kameramız var. Bu 200 megapiksellik ana kameraya 12 megapiksellik ultra geniş açı ki aynı zamanda makro özelliği de var ve 2 megapiksellik alan derinliği kamerası eşlik ediyor. Şimdi ana kamerada bu 200 megapiksellik çözünürlüğe ek olarak 1/1.4 inç boyutunda bir sensör kullanılmış. Ana kamerada diyafram açıklığı f1.9 iken hem ultra geniş açı hem de makro kamerasında bu değer arkadaşlar f2.2, alan derinliği kamerasında ise diyafram açıklığımız f2.4. Ön kamerada bize 50 megapiksellik bir çözünürlük karşılıyor. Diyafram açıklığımız ise f2.4. Hem ön hem arka kamera 4K 30 fps'ye kadar video kayıt yapabiliyor. Yapay zeka desteği var. Hem ön hem arka kamerada arkadaşlar. Zaten bu yapay zeka da size güzel fotoğraflar çekmenize yardımcı oluyor. Zaten yapmanız gereken telefonu tutmak ve deklanşöre basmak, gerisini Honor 90 sizin için hallediyor. Şimdi biraz da kamera menüsünden bahsetmek istiyorum. Şimdi ana kamerayı açtığımızda karşımıza standart bir fotoğraf bölümü çıkıyor. Burada 0.6x ya da 1 ya da 2 olmak üzere farklı zoom seçenekleri var. Yukarıda bir yapay zeka açıp kapama özelliğimiz bulunuyor. Hareketli fotoğraf çekebiliyoruz. Portre modumuz var. Ana kamerada kullandığımız portre modundan bahsediyorum. Burada çok güzel bazı efektler de var arkadaşlar. Bu efektleri de istediğiniz gibi de tercih edebiliyorsunuz. Ana kameranın gece modu var. Açıklık modu var. Açıklık modunu belki hatırlayanlar olabilir. Daha önce Honor'un farklı modellerinde de karşımıza çıkmıştı. Ayrıca videoda arkadaşlar yapay zeka yardımıyla etraftaki gürültüyü azaltabiliyorsunuz. Çoklu video özelliği var arkadaşlar. Hem ön hem arka kamerayı kullanabiliyorsunuz. Diğer tarafına girdiğimizde ise Pro var. Pro modunu ana kamerada hem video hem de fotoğraf bölümünde kullanabiliyorsunuz. Ağır çekim var, panorama var, HDR fotoğraf var, HDR video var, hızlandırılmış çekim var, çıkartmalar bulunuyor, süper makro var, yüksek çözünürlük var, solo cut diye bir özellik var, hikaye modu var ve belge tarama özelliğini olduğunu da söylemiş olayım arkadaşlar. Ön kamera tarafına geçecek olursak yine fotoğraf modumuz var, portre modumuz var, gece ön kamerada da çalışıyor, video modu da çalışıyor. Yalnız bu ön kamerada benim sevdiğim bir şey arkadaşlar, ön kamerada 2x zoom girebiliyorsunuz. Ve bu özelliği aynı zamanda videoda da kullanabiliyorsunuz. Honor 90'ın en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi benim gibi içerik üreticilerin hoşuna gidecektir. Video modunda ön kamerada zoom girip çıkabiliyorsunuz 2x'e kadar. Şimdi göstereceğim size. Bakın gördüğünüz gibi zoom girdim ve geniş açıya geçtim. Ben bu özelliğini çok beğendim. Ön kameranın ve arka kameranın bokeh özelliği çok iyi. Honor bunu yapay zeka ve diğer özellikler sayesinde arkadaşlar çok ileri bir noktaya taşımış. Arka planı çok güzel bir full hale getiriyor. Şimdi kamera tarafında tabii 200 megapiksel çekiyor dedim ama 200 megapiksel ne işimize yarayacak? Örneğin çok geniş bir alanda fotoğraf çekiyorsunuz. Yeniden kadrajladığınız zaman küçük bir bölümünü alıp çok daha yüksek çözünürlük bir fotoğraf elde edebiliyorsunuz. Honor 90'daki gece modunda düğmeye basılı tutmanıza gerek kalmıyor. Bir kere bastıktan sonra zaten otomatik olarak çekime devam ediyor. Ek olarak makro modunun olduğunu da söylemiştim. Bunu da diğer seçeneği arasında bulabiliyorsunuz. DSLR düzeyinde doğal bokeh verebiliyor. Bunu söylemiştim zaten. Mikron düzeyinde hassas saç segmentasyonu yapabiliyor. Thank you.
Şimdi biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Bütün teknik özellikleri açıklamaya koyacağım. Burada birazcık genel özelliklerinden bahsedeceğim. Detayları merak edenler oraya da bakabilir. Honor 90'da 6.7 inçlik 1200x2664 piksellik AMOLED bir ekran bulunuyor. 120 Hz ekran yenileme hızı. Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition işlemci. Adreno 644 GPU. 12 GB RAM, 512 GB depolama. Android 13 işletim sistemi. Magic OS 7.1. 212 ve 2 olmak üzere ana kamera. 50 megapiksellik ön kamera. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC ve GPS, ekrandan parmak izi okuyucu, 5000 mAh'lik lityum polimer batarya, 66 Watt'lık Honor Super Şarj ve 5 Watt ters şarjın olduğunu söyleyeyim. Telefon 22 Ağustos'tan itibaren yalnızca Hepsi Burada üzerinden satılacak. Detaylarını ilerleyen dakikalarda sizlere aktaracağım. Honor 90'da arkadaşlar Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition işlemci kullanılmış. Türkiye'de çok yaygın olan bir işlemci değil bu arkadaşlar. Fakat bu Snapdragon 7 Gen 1 de oldukça iyiydi. Ben bazı testler de yaptım, hatta şuradan bir yerden de size koyarım o testleri. Oldukça iyi bir puan verdi PC Mark'ta, onu söyleyebilirim. Günlük kullanım açısından herhangi bir sıkıntısı olan bir işlemci değil. Herhangi bir sorun yaşamadan çeşitli performansları da görebilirsiniz. Bu arada oyun da oynadım. Asphalt 9 oynadım. Mesela orada 60 FPS verdi. Tabii ki çok zorlayıcı bir oyun değil Asphalt 9. Onu da söyleyeyim. Hem film izlerken, hem oyun oynarken, hem de günlük ihtiyaçlarınız sırasında ekran size yarı yolda bırakmıyor ve güzel bir deneyim sunuyor. 120 Hz olayımız var biliyorsunuz, ekran yenileme hızı. Bunu isterseniz kendiniz de otomatik ayarlanmasını da sağlayabilirsiniz. İsterseniz 60'da kalsın, istiyorsanız 120'de kalsın da diyebilirsiniz. Şimdi bu telefonda enteresan bir özellik daha var arkadaşlar. Göz sağlığı için daha önce herhangi bir rakibinde bulunmayan sektörün en yüksek darbe genişlik modülasyonu PWM değeri. Yani karartma frekansı 3840 Hz arkadaşlar. Dünyanın 3840 Hz destekli ilk ve tek flicker free cep telefonu Honor 90 ve Eye Comfort özelliğiyle geliyor. Bu şu anlama geliyor. Hani gece saatlerinde telefon kullandığınız zaman gözleriniz yorulmuyor. Tabi telefonda HDR 10 Plus sertifikası var. Netflix HDR video sertifikalarının olduğunu da söyleyeyim. Yani bu telefonu çok övdüm ama beğendiğim bir tarafı da arkadaşlar, farklı varyasyonları var dünyada ama Türkiye'ye 12 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğiyle birlikte geldi. Arayüz olarak baktığımızda Honor modellerinde ilk kez karşıma çıkan 7.1 var. 7.1'de biliyorsunuz soldan yukarı aşağı doğru parmağınızı indirdiğinizde başka bir menü çıkıyor. İşte sağdan indirdiğinizde başka bir menü çıkıyor. Belli arayüz özellikleri daha gelişmiş durumda. Ben bu özelliğini beğendim. Bir de Android 13 ile geliyor. Yani işletim sistemi güncellemesi beklemenize gerektirecek bir durum yok. Telefonda NFC özelliği bulunuyor. Honor Share bulunuyor. Bu telefon Google servisleriyle uyumlu olarak çalışıyor. Gelelim pil tarafına. 5000 mAh'lik bir pil olduğunu söylemiştim. Telefonun kutusundan 66 Watt'lık bir adaptör çıkıyor. Aynı zamanda şeffaf bir kılıf çıktığını da söyleyeyim. Bununla yaptığım testlerde yaklaşık 1 saatte 0'dan 100'e kadar şarj oluyor. Hatta 5 dakikada arkadaşlar %20'ye kadar da şarj edebiliyor bu adaptör. Yaptığım pil testlerinde de PC Mark bana tam 10 saat bir süre verdi. Bu da bir günü geçirebileceğimiz anlamına geliyor. Çok rahat bir şekilde. Gelelim hepinizin merak ettiği konu, telefonun fiyatına arkadaşlar. Bu telefon 22 Ağustos tarihinden itibaren yalnızca Hepsi Burada üzerinde 16.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Fiyat çok iyi. Gerçekten de özellikle göre fiyatını ben çok beğendim. Üstelik telefonu 1 Eylül'e kadar stoklarla, sınırlı fırsatlarla satın alabiliyorsunuz. Honor Choice Earbuds X3 Bluetooth kulaklık hediyesi ve 1000 TL sepette indirim fırsatı da sunuluyor. Aynı zamanda telefonu Hepsi Burada güvencesiyle hızlı ve kusursuz bir şekilde teslim alabiliyorsunuz. Bir videonun daha sonuna geldim arkadaşlar. Bu videoda sizlere Honor 90 cep telefonunu anlatmaya çalıştım. Bu telefonla ilgili merak ettiğiniz, benim anlatmayı unuttuğum konular mutlaka vardır. Yorumlarda yazmaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tarz ürünler geliyor. Markalar bana bir şeyler gönderiyorlar. Videolarım ne kadar izlenirse ve abone sayım ne kadar yüksek olursa bu tarz videoların sayısında artacağı konusunda bizzat garanti veriyorum. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi de unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip ederseniz sevinirim. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.